Ada, iyi misin? Ne oluyor Tuğçe? Kanasal meseleler Boracığım. Patronsun diye her şeyi bilmene gerek yok herhalde, değil mi? Peki madem, öyle olsun. Gel biz şu tarafa geçelim. Uzakta şurada konuşalım. Gel gel. Kulağını kabartmış bizi dinleyenlerden uzağa. Ne o? Oraya söyleyecek miydin yoksa? Sen benim ne kadar ciddi olduğumu anlamadın galiba. Ama Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım. Siz benden ajan olmamı istiyorsunuz, ajanlık yapmamı istiyorsunuz. Ay abartma, bu kadar dramatikleşmeye gerek yok. Sadece Bora'nın gün içerisinde yaptığı her şeyi, ajandasını bana aktaracaksın. 24 saatini bilmek istiyorum, o kadarcık sadece. O kadar. Abartacak bir şey yok. Tabii ya, siz Bora Bey'e aşıksınız. Rüzgar'a karşı bir şey hissetmiyorsunuz siz. Bora Bey'i kıskandırmak için Rüzgar'ı kullanıyorsunuz. Bu yaptığınız ne kadar doğru Tuğçe Hanım? Hı? Sana fikrini soran biri var mı etrafımızda? Bora Bey çok akıllı bir adam Tuğçe Hanım. Sizin bu yaptığınızı öğrense ortağı olarak yanında tutar mı sanıyorsunuz? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit? Aa, tehdit asla. Asla ben tehdit sevmem. Öyle demeyelim. Ben sadece o öğrenirse ne olur diyorum. O nasıl öğrenecek ya? O iş bende. Rüzgar Bey. Sen ne yapıyorsun Ada? Rüzgar Bey, bir bakar mısınız? Adacığım, sen delirdin mi? Rüzgar Bey, bu konu hakkında ne düşünüyor, bir fikrini öğrenelim, değil mi? Tuğçe Hanım sizinle neden birlikteymiş biliyor musunuz? Ada! Çünkü Bora Bey'e aşıkmış. Seni de onu kıskandırmak için kullanıyormuş. Yani anlayacağın, beni bir hiç uğruna terk ettin gerizekalı. Ada, dalıp dalıp gitme hadi. He? Ne? Bak, sana güveniyorum tatlım, tamam mı? Bak masan da var artık, adını da herkes öğreniyor yavaş yavaş. Her şeyi kaybetmek istemezsin herhalde, değil mi? İstemem. Çünkü ben bir şeyi aklıma koyarsam onu mutlaka yaparım. Hı. Ben partiye dönüyorum. Ajandayı unutmuyorsun. Yuh artık ya. Kadına bak ya. Resmen Bora'yı geri almak için benim hayatımı, benim ev, benim sevgililiğimi beni mahvetti ya. Mahvetti beni. Benden 3 yılımı çaldı. 3. Vallahi kusura bakma sisteciğim ama senin Rüzgar'da bu kadar salak olmasaymış yani. Kadın manipülatör. Anladın mı beni? Manipülatör. Bora'yı elde etmek için yapamayacağı hiçbir şey yok onun. Adacığım, aşk kapıdan girince mantık pencereden uçarmış. Teyze, ne yapalım şimdi? Üzülelim mi Tuğçe'yi? Ağlayalım mı? He? Sen ne yapacaksın o zaman? Rüzgar'la konuşacağım. Ne? Kullanıldığını bilmek onun da hakkı. Kız senin akıl yok mu ya? Ya şimdi bak, bu Tuğçe yıllardır Bora'yı tanımıyor mu? Evet. Aynı zamanda Bora'ya yıllardır aşık değil mi? Yani öyledir. Ha. Yıllardır tanıyor, yıllardır aşık ama hala ortamı kızıştırmak için Rüzgar'la sevgili numarası yapıyor. Bir de seni araya köstebek olarak sokmaya çalışıyor. Yani bu kızın yardıma ihtiyacı var ya. Hani bu kızın acil desteğe ihtiyacı var ve bu yardımı yapsan yapsan sen yaparsın. Tuğçe ile Bora'nın arasını yapman lazım ki Tuğçe aradan bir yok olsun, bir gitsin. Teyze, teyze hoş. Ben şirkete sevgilimi geri kazanmak için girdim ya, değil mi? Ben çöp çatanlık için girmedim. Hem Bora Bey seviyor mu Tuğçe'yi? Bir şey hissediyor mu? Nasıl zorla insanları şey yapacağız? Olur mu öyle şey? Günah değil mi adama? Yazıktır ya. Aman aman aman, boş ver. Tamam sisteciğim, sen haklısın. Yani senin Rüzgar'ı almak için Tuğçe'nin onu bırakmasını sağlamaktan daha iyi bir fikrin varsa buyur yap. Bak şimdi Ada, Tuğçe ne yaptı? Rüzgar'la sevgili olarak ne yaptı? Bora'ya neyi gösterdi? Bak ben çok beğeniliyorum, bak ben seviliyorum dedi değil mi? Bu klasik bir pazarı kızıştırma tekniğidir. Bak bu her zaman işe yarar ha. Ama Bora da işe yaramamış. Demek ki Bora'nın başka bir şeye ihtiyacı var. Yani onaylanmaya. Onaylanmaya? Evet. Ne o? Yani Tuğçe'nin
bir hemcinsi tarafından kıskanıldığını, beğenildiğini ona göstermek. Tamam mı? Sen şimdi Bora'ya gideceksin ve Tuğçe'yi çok kıskandığını, onu çok beğendiğini, hatta onun gibi olmak istediğini, ona büyük bir hayranlık duyduğunu göstereceksin. Böylece ne yapacaksın? Bora'nın dikkatini böyle Tuğçe'ye kaydıracaksın. Yasemin ablam, ben şimdi doğru anladıysam sen adaya çakma Tuğçe oluyorsun, değil mi? Aynen öyle. Kız açık bana güvenin ya. Siz dişi Eros'unuz Yasemin'e güvenin. Bütün aşk problemlerinizi halleder. Aşk hayatınızı bana emanet edin. Okumu çekiyorum. Attım okumu. Ok gidiyor. Bunları sosyete pazarından almıştım. Siz şimdi Tuğçe'nin stilini falan anlatınca dedim bunlar cuk olur. Teyze, ben emin değilim, yapamayacağım. Ada! Bana bunu giydirdin ya bu ceketi, bu sıcakta. Oh, bir rahat, bir rahat, bir güzel oldu. Küpeler 10 kilo. Kulaklarım parlasın benim güzel kızım. Şahar, sağ ol. Bir yürü bakayım, bir yürü şöyle, bir yürü manken. Podyumda yürüyormuşçasına, yürü bakayım. Nazar, nazar. Merhaba, günaydın. Ada ben, Bora Bey'in asistanıyım. Hoş geldiniz. Hanife ben de, evin işleriyle ilgileniyorum. Hoş buldum, memnun oldum. Mutfak aşağıda mıydı? Ha, buyurun. Sağ ol. Ben Bora Bey'in içeceğini hazırlayacaktım da, enerji içeceğini. Malzemeler dolapta yıkanmış. Tuğçe. Ada ben. Ben Bora Bey'in asistanıyım. Tanışmıştık daha önce. Evet, evet. Arkadan görünce Tuğçe'ye benzettim. Benzetirler bizi. Bu ara benzetiyorlar. Siz de benzettiyseniz demek ki. Alakanız bile yok. Hanife, kahvaltıyı hazırla, ben de kuzumu uyandırayım. Baş üstüne Belma Hanım. Çok sevdi beni, bayağı sevdi. Hanife, günaydın kızım. Dolaptan şu ilacı verir misin bana? Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Of 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 of, dayanamıyorum artık ya. Ay. Of of. Sen kimsin? Ada ben. Bora Bey'in asistanı. Hanife kahvaltıyı hazırlamak için içeri gitti. Kusura bakma, tanışmıştık da başımın ağrısından hiçbir şey göremiyorum kızım. Rica etsem şu dolapta ilacımı verir misin? Aa, siz kahvaltı yapmadan ilaç mı içeceksiniz? Olmaz. Ama ilacımı içmezsem kahvaltı edemem ki. Aa, o zaman size ilaç içmenize gerek bile kalmadan baş ağrınızı şıp diye kesecek gizli bir tarifim olduğunu söylesem. Buyurun. Afiyet olsun. Hadi bir yudumcuk. Oh. Ne var bunun içinde? Baskın bir koku var, tanıdık bir şey ama. İşte o devlet sırrı. Nasıl devlet sırrı yani? Ne? Biz kendi aramızda öyle diyoruz. Yoksa çok da şey değil yani, anneannemin tarifiydi. Neyse. İçtikçe içesi geliyor insanın ya. Afiyet olsun. Oh. Çok pardon. Bu sende baya alışkanlık oldu, farkında mısın? Vallahi bir şey görmedim ki. Bakmadım, görmedim ki. Sen niye böyle giyindin? Tuğçe Hanım'a özendim ben. İdolüm Tuğçe Hanım benim. İdol gibi idol. Alımlı, çalımlı, çekici, şık.
Onun gibi olmak istiyorum ben. Onun gibi olacağım. Olmuş mu? Olmamışsa olmadı değil. Olmuşsa da olmuş değil. Olmuş mu? Olmamış. Ne olmuş mu? Kayıp. Olmaz tabii. Olmaz. Nasıl olsun ki? Yani böyle şeyler insanın içinden gelmesi gerekiyor. Bakın bende emanet duruyor ama Tuğçe Hanım da... Tuğçe Hanım kendisi doğuştan öyle. Çekici, alımlı, çalımlı. Oo, çok iyi. Evet. Sizce de Tuğçe Hanım çok çekici bir kadın değil mi Bora Bey? Ha? Endeksler Ada. Endeksler? Borsa endeksleri. Ha. Her sabah yurt dışı piyasasının kapanışını öğrenmek isterim. Bunu sana söylediğimi sanıyordum. Unuttun mu yoksa? Yok, oturmayayım ben ya. Dinliyorum. Tabii hemen şey yapayım. SVP 500, 4100. S&P 500 demek istedin galiba. S&P 500. Devam et. Aa! Dov değil mi? Dov. Hmm. Dov kırmızı ok aşağıya bakıyor. Düşmüş. 34.000'e düşmüş. Ha. Bora Bey, şimdi siz böyle borsadan, paradan, puldan çok iyi anlıyorsunuz ya. Acaba Bora Bey şey mi yapsak? Ben ev kredisi çekmek istiyorum da. Hani böyle çok yükseklerde gözüm yok. Başımı sokacak. Küçük bir evim olsun yeter. Hadi tamam. Doğru zaman bu zaman mı? Yani şimdi kredi çekilir mi? Şimdi çekilir derseniz ben gerçekten şimdi kredi çekeceğim. Ama çekilmezse çekmeyeceğim. Ne diyorsunuz? Gerçekten ev sahipleriyle uğraşmak o kadar zor ki. Kiracı olmak o kadar zor ki. Ya beni evden atarsa diye her gün korkuyorum. Ki ben kiramı zamanında ödeyen bir insanım. Ama ona rağmen gerçekten... Ada! Tamam. Tamam. Ellerini çek. Siz tutuyorsunuz. Bravo. Çok iyi bağlamışsın. Hadi dünyam. Hadi aç ağzını ye şu yumurtanı. Yahu Belma, vallahi müthiş bir şey şıp diye kesiverdi başımın ağrısını. Hayatım sen niye bilmediğimiz insanların yaptığı şeyleri içiyorsun? Yapma, bırak onu. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Adam gelmiş. Günaydın prenses. Gel. Oh. Prenses. Bak bu iki oluyor ama yazıyorum kenara. Dayıya niye sarılmıyorsun? Koş. Evet. Herkes nasıl bakalım? Rapor ver prenses. Anneannem de demek istiyor. Bilip bilmediği insanların yaptığı şeyleri içiyormuş. Öyle şey der mi anneannen? Sen yanlış anlamışsın. Ada kızım şahane bir karışım yaptı. O yıllardır çektiğim ağrıyı şak diye kesiverdi biliyor musun? Allah Allah. Öyle mi? Ulan merak ettim ben de. Gel bakalım prenses. Size de yaparım hemen. Yok ben babamınkinden alır mıydım? Oğlum Hanife yapar sana bırak onu. Yok anneciğim alırım babamdan işte. Babacığım müsaaden var mı? Tabii canım. Sanki böyle baskın bir şey var gibi. Sihirli bir karışım varmış öyle söylüyor. Beğendiniz mi? Şahane. İkiniz aynı anda aynı şeyi beğendiniz. Tarihi bir olay bir yaşıma daha gireceğim gerçekten. Arada oluyor demek ki anneciğim. Değil mi babacığım? Aslında bir yaşına giren burada anneciğim. Evet prenses, sanki sen böyle hiç büyümemişsin gibi. Yani dünkünün aynısısın sanki. Niye acaba dedesi? Ha, kahvaltısını yapmıyor, öyle mi anneannesi? Kahvaltısını yapmıyor. Bana birazcık boyu uzamış gibi geldi ama. Uzamış mı boyum? Uzamış ama tabağındakileri bitirirsen daha da çok uzarsın. Hadi evladım sen işine geç kalmadın mı? Geç kaldın. Siz işinizin gücünüzün başına gidin. O anneannesinin sözünü dinler, kahvaltısını eder değil mi dünyam? Evet, dinler anneannesinin sözünü. O zaman biz gidelim. Akşama görüşürüz. Hoşça kalın, afiyet olsun. İyi günler. Kolay gelsin kızım. Bravo, bravo Bora'ya. Nihayet kendine çok
düzgün bir asistan buldu. Aman biri gelir biri gider bu asistanların. Bora bu minicik bir hatasında şak kapının önüne koyuverir. Tanımaz mıyım ben evladım? Şu datayı bana bir daha özetler misin? Biraz önce göstermiştim ama. Tamam sen bir daha göster. Bakayım artış nasıl? Yüzde kaç? Şey Bora Bey bir mutfağa kadar gideyim. Hızlı. Tamam. Tamam hadi git sen içine ne duruyorsun? Günaydın küçük ajan. Günaydın Tuğçe Hanım. Oo, ne bu kıyafetler böyle? Tuğçe Hanım, siz benim idolümsünüz. Gerçekten siz benim idolümsünüz Tuğçe Hanım. Şimdi baktım sizinle böyle çalışmaya başlamış gibi olduk. Ben de sizin gibi giyindim. Olmuş mu? Tuğçe ceketi, Tuğçe küpesi nasıl, güzel mi? Neyse, biz konumuza odaklanalım bence. Ne yapıyorduk? Ben ne istiyorum? Bora'nın ajandasını istiyorum. Her gün, her dakika ne yaptığını bileceğim. Tamam mı? Ben ne istiyorum? Ajanda. Evet. Şimdilik sadece. Getir. Getir onu bana da. Getir o ajandayı bana. Ajandada neye geç kaldık acaba Adır? Bora Bey, Pırıl bana ilk görev listesini verdiğinde üstünde eşek kadar yazıyordu. Sabah ilk iş kalkar kalkmaz ajandanın üzerinden geçilecek diye yazıyordu. Biz şu an geç kaldık, hemen geçelim. Hemen başlıyorum. Baktık 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 ne var ne yok. Oyun değil, oyun indirmiştim de arada oynuyordum. Bora Bey, bugün 3 tane toplantınız var. Hepsi öğleden sonra. Biri Aylin Hanım'la, diğeri Burak Bey'le, üçüncüsü de Engin Bey'le. Evet. Bir şey daha var mıydı? Hatta bugün saat 10'da yurt dışı ile görüntülü toplantınız varmış. Onu da yapacağız. Başka da ne var? Siz bana söyleyin. Ben onu hemen not alayım. Bugün müydü o görüntülü toplantı? Evet. Onu erteleyelim. Ne yapalım biliyor musun? Onu perşembeye erteleyelim. Perşembeye erteleyelim. Neden? Neden perşembe? Bugün ne var ki? Benim başka bir işim var. Tamam mı? Hadi otur yerine. Nasıl bir işiniz var Bora Bey? Ben onu bileyim ki not alayım. Ben sizin kişisel asistanınız olduğum için benim her şeyi bilmem gerekiyor. Bileyim ki ona göre bir ajanda oluşturayım. Oluşturduğum ajanda... Sus. Sakin ol. Tamam. Bak şimdi ben elimi çekeceğim. Sen de bir süre konuşmayacaksın. Susacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Hazır mısın? Bana bak, ben bu akşam eski bir arkadaşımla bir şeyler içeceğim. Bu iş saatleri dışında olduğu için senin detay bilmene gerek yok. Heh, evet. İşte bu. Kim arkadaş? Not alayım. Tanımak lazım. Asistanınızım ben sizin. Özel hayatınıza Ada. Hakim olmam gerekiyor. Ada, detay bilmene gerek yok dedim değil mi? Sus ve otur, hadi. Ama Bora Bey gerek var nasıl olmaz mı yani benim işim bu. Ev. Böyle olmaz. Bakar mısın? Siz bana demediniz mi benden önce uyumayacaksınız? Hatta bir dakika susar mısın? Hatta bir saniye sus. Lütfen. Eyüp, 5 dakika içinde yeni yemek sayfasının görsellerini Ada'ya veriyorsun. Ada da bana teslim ediyor. Anlaştık mı? Tabii Bora Bey. Güzel çıkabilirsin. Anlaştık mı? Ama ve lakin. Yani benim her şey hakim olmam gerekiyor ki bütün hayatınızı ben programlayabileyim. Ya siz bana 10.000 lira maaş veriyorsunuz. 10.000 TL. Sakın susmuyorsun tamam mı? Konuşmaya devam et. Devam et. Hiçbir şeye ihtiyacınız yoksa bir haber. Sonra bana yazarsanız uyudun mu? Devam et Ada. Uyuyunca da dersiniz susmayacaksın. Ki... Dinliyorum seni devam edeceksin tamam mı? Dinliyorum devam et. Tuğçe, konuşalım mı? İşim var biraz, sonra konuşuruz. Ada ile konuşurken işin yoktu. Bu ne demek? Yani bir şey demek değil de sadece şaşırıyorum. Bana gelip onun kellesini istiyorum falan dedin. Senin odanda, senin masanda oturuyor, senin gitmen gereken yerlere o gidiyor. Rahatsız olmuyor musun yani? Bir de böyle fısır fısır konuşmalar falan. Rüzgar, işim var demiştim. Sonra konuşuruz. İzin versen. İyi ok olsun. Tamam.
Ver onu bana. Haddimi aşmak istemiyorum. Yani yanlış anlamayın beni. Ama bu da öğrenince ne olacak ya? Elinize ne geçecek sizin? Kimle, nerede, ne yaptığını her dakika bileceğim ben. Mesela örneğin akşam saat 10'da eski bir arkadaşla bir şeyler içilecek. Ne demek bu? Bilmiyorum. Kadın mı erkek mi bu? Gerçekten vallahi billahi bilmiyorum. Yani öğrenmeye çalıştım söylemedim. Söylemediğine göre kesin kadın. Bir rahat bırakmıyorlar ki adamı ya. Birini yolluyorsun diğeri musallat oluyor. Aslında ben odadan çıkarken gözüm bilgisayarına ilişti. Hani Bora Bey kadın erkek ilişkileri için böyle araştırma yapıyor ya, yazı dizisi çıkarıyor. Arkadaşlık sitelerinde geziyor ya takma adıyla. Başlamış, tekrar başlamış. Avcı. Bora Bey ortağı olan Tuğçe'yi tanıyor. Arkadaşı olan Tuğçe'yi tanıyor. Ama tanımadığı bir Tuğçe daha var. Kadın Tuğçe, dişi Tuğçe. Gitgide ilginçleşiyor söylediklerin. Evet. Açın bir hesap, oradan yürüyün Tuğçe Hanım. Mesajlaşın oradan. Onu öyle etkileyin. Etkilersiniz, etkilersiniz gerçekten. Bu sefer olur. Hiç fena fikir değil. Değil. Gel açalım hesap o zaman. Evet, hesabı açtık, ismi de aldık. İdeal kadın. Hayırlı olsun. Ay, ben çok heyecanlandım yalnız şu anda. Heyecan yok, heyecan yok. Kendiniz gibi davranın, cool olun. Buyurun. Ne yapacağız şimdi, onun bana mesaj atmasını mı bekleyeceğiz? Ya atmazsa? Ya 10 yıl beklersen böyle? Yok. Bora Bey'in dikkatini çekmek için ilk mesajı biz atacağız. İlk mesajı ben atacağım. Hayatımda yapmadım öyle bir şey. Yapmak lazım ama. İlk mesajı biz atalım ki dikkatini çekelim. Buyurun. Öyle diyorsun. Tabii. Tamam. O zaman ne yazalım? Hi. Ne haber? Aa! Hi, my. Yok, olmaz. Bir merhaba demeyelim mi? Diyelim, diyelim de yani çok basit değil mi sizce de? Başka bir şey yazalım. Ne yazalım? Avcı, av avcı, silah, büyükbaş. Şuna ne dersiniz? Bizon nasıl avlanır bilir misin? Bu ne demek? İşte Bora Bey de tam olarak böyle diyecek. Bu ne demek diyecek ve merak edecek ve cevap verecek. Öyle hayı mayı herkes der. Öyle denmez. Şey yapmayayım bir daha. Öyle diyorsun. Öyle. Aa, yazdı. Hayır bilmiyorum sevgili ideal kadın. Engin kültürünüzle beni aydınlatırsanız mutlu olurum. Ada. Al işte kızdı. Hay diyecektik biz. Hayır, hayır. Yazın lütfen buyurun. O zaman şey yazayım. Ukalalık gibi olduysa... Sorry. Aa, öyle şeyler yazılmaz. Evet. Ne yazacağız o zaman? Ya Allah. Evet. Bir kadın akıllıca laf edince akıllı havası yapıyor oluyor. Ama erkek akıllıca konuşunca ne akıllı erkek oluyor. Öyle mi? Mahmut abi nasıl geçti? Mızrağınızı kenara bırakın bir soluk alın. Belki o zaman daha düzgün konuşabiliriz. Hadi bakalım. Bak gördün mü, kızdı işte, yazmıyor. Hayır. Kızmadı. Ne cevap vereceğini düşünüyor şu an. Tuğçe Hanım, benim gitmem lazım. Şimdi benden bir şeyler istedi. Böyle yemek sayfasının görüntüleri bir şeyleri varmış. Geç kalırsam kızar. Çok kızar, ben gidiyorum. Kalsaydın. Kalamam, vallahi kalamam. Beni ipe dizer. Ama gitmeseydin. Gittim, 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 gittim. Hala, Ada. Tamam. Ne olacak ki yazışınca? Ya karşım ben bir anlasam ne yapmaya çalıştın yani, yardımcı olacağım da. Kız ben ne bileyim, aklıma başka bir şey gelmedi. Kadın benden adamın ajandasını istiyor, ajandasını. 24 saati nereden öğreneceğim ben? Tamam, sen de kendileri konuşsunlar, halletsinler dedin.
Ya bak vallahi anlamadığım için soruyorum yani. Sen şimdi bunu yaparak Bora ve Tuğçe'yi yan yana mı getirmeyi düşünüyorsun? Selin, bak benim tek bir derdim var. O da Tuğçe'yle Rüzgar'ı birbirinden uzaklaştırmak. Konuşsun işte Bora Bey'le. Belki bir şey olur, nereden biliyoruz ki? Uf, neyse hadi sıkıldım senden, kapat. Kapat, Bora Bey bekliyor beni, hadi. Tamam tamam ama beni gelişmelerden mutlaka haberdar ediyorsun Kerşim. Tamam? Tamam tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Neredeydin sen? Bora Bey, kahvenizi yaptım. Bu itina ile. Bir de görseli istediniz. Çocuk yerinde yoktu ya grafiker. Bir saat onu bekledim ben. Yerine geç. Mamut avı zor geçti. Dört arkadaşımızı dinozor yedi. İkisi bizon sürüsü tarafından ezildi. Sen ne yaptın bu sırada? Mağaranın için cilalı taş takım mı aldın? Yoksa deniz kabuklarından süslü kolye mi yaptın kendine? Ay ne dinozoru ne bizon sürüsü ya. Efendim anne. İnşallah şu anda bir çuval inciri berbat etmiyorsundur Tuğçe. Aba. Tuğçe Hanım, buyurun. Bir bakabilir misin? Ufak bir şey için sana ihtiyacım var. Sorun olmaz değil mi Bora? Aa, ne ola ki? Yok. Yo. Önemli bir şey yok, değil mi? Yok yok, önemli bir şey değil. Biraz özel. Özel. Peki, evet. Buyurun. Buyurun Tuğçe Hanım, çıkalım. Adem Okola, ne oldu? Seninle müthiş bir yazı dizisi hazırlayacağız daha. Gel bakalım. Aa, ama otur şöyle. Ama sizin yazışmanız lazım. Ben neden yazayım ki? Ya benim gitmem lazım. Annemin kontrolleri vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. İşte ben ne yapayım? Zaten sen başlatmıştın. Otur başına devam et işte. Hem çok da güzel yapıyorsun bu tarz işleri maşallah. Mümkün olduğunca çabuk döneceğim. Söz veriyorum. Bora Bey ne diyeceğim? Bora Bey de dersin ki Tuğçe Hanım bir yazısının redaksiyon işini bana verdi. Kendisinin acil bir işi çıktı, gitti. Ok, tamam mı? Bu kadar basit bir şey yani. Çok bir şey değil. Bak sakın her şeyi berbat etme. Gözüm üstünde. Ne oldu? Sesin kesildi. Evet. Ya Allah. Eminim biliyorsunuzdur. İnsan hariç diğer tüm canlıların süslü ve çekici olan erkektir. Dişiyi ikna için parlak tüylerini, güzel seslerini kullanırlar. Sizlerin ne parlak tüyleriniz, ne güzel sesiniz, ne de ihtişamlı yeleleriniz var. Buna rağmen sizi eş olarak kabul ediyorsak ve neslin devamını sağlıyorsak, bunun tek sebebi alçak gönüllü oluşumuzdur. Allah Allah. Garip. Çok garip. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Boşuna uğraşıyorsun. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Tuğçe ile kanka olacaksın. Beni kötüleyeceksin değil mi? Böyle kadın dayanışması falan filan. Aa, sen Tuğçe Hanım'la baya baya senin hakkında konuştuğumuzu sanıyorsun öyle mi? Kıyamam, yazık. Yok. Rüzgar'ın reisi geçmedi aramızda. Ne konuştunuz o zaman? Seni ilgilendirmeyen şeyler konuştuk Rüzgar. Oldu mu? Tuğçe'nin masasına kondun. Şimdi odasına konacaksın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Rüzgar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tuğçe'nin bir yazı yazacaktı, ona yardımcı oluyordum. Okey? Okey. Tuğçe gibi giyinmeler, Tuğçe gibi okey. Ya kızım bir şey diyeceğim bak, gerçekten kendini rezil ediyorsun. Komik duruma düşüyorsun ya. Gerçekten bak. Yapma. Sen beni düşünüyorsun. Düşünme Rüzgar. Gerek yok. Düşünme sen beni. Ada. Rüzgar. Bana bak. Hı, baktım. Entegrasyon için deneme çekimleri. Teşekkürler. Adayı görmüşken vereyim dedim. İyi yapmışsın. Gerisi bende. Okey, anlaştık.
çalışanlarıma değer veririm Ada. Bu değerin karşılığını da çalışma olarak almak isterim. Tamam mı? Haklısınız Bora Bey, özür dilerim. Tuğçe Hanım'ın acilen çıkması gerekince ben de yazıyı... Bir iş yapacaksan ilk önce benden izin alacaksın. Haklısınız efendim, doğru. Çok haklısınız. İş yerinde böyle şeylere taviz gösteremem Ada. Hele ki kaos yaratacak şeylere asla. Bora Bey, siz yanlış anladınız. Rüzgar Bey bana dosyayı getirdi. Ben onu... Arabada bekliyorum. Kaçtığımı düşünme, acil işim çıktı. Ben kullansaydım. Arabaya bin. Ada, reklam verecek bir inşaat şirketi sahibiyle toplantıya gidiyoruz. Adam binalarıyla övünecek, biz de dinleyeceğiz. Sen de not alırsın. Tamam. Bu arada muhlama sever misin? Ne? Muhlama. Anlamadım. Anlayacaksın. Son peynir dağıttık. Parmakları yiyeceksin Boracığım. Ona göre. Şu peynirlerde bir arasın. Bir bak şöyle bir bak. Bak görüyor musun nasıl uzuyor? Mahmut Bey çok güzel olmuş gerçekten ama bir sürü toplantıya başlasak acaba olur mu? Bırak şu toplantıyı ya. Tamam az kaldı bitecek şimdi. Bekletilmeye tahammülü olmayanlardınız galiba. Şu anda öyle saçma bir yerdeyim ki. Tesadüf, ben de. Yalnız mısın? Asistanım yanımda. İyi bir asistanım var galiba. Her yere çanta gibi taşıdığına göre. Bazen anlamakta zorlanıyorum ama iyi sanırım. Burada kalıyoruz. Bursa'ya dönmüyoruz adacığım. Ne demek burada kalıyoruz teyzoş? Sen sevinmedin mi kızım? Sevindim. Sevindim teyzoş. Sevindim, tabii ki de sevindim. Tabii ki de sevindim. Ama ve lakin ben Bursa'daki evi düşünüyorum. O ne olacak? Onu kiraya vereceğiz. Eniştemin işleri ne olacak? Ben dükkanı devredeceğim. Nerede iş olsa yaparım ben. Yapar, yapar. Siz bayağı plan programı kurmuşsunuz, yapmışsınız. Evet. Seni evlendirene kadar buradayız. O ne demek teyzoş? Sen hayırlı bir evlilik yapana kadar Bursa'ya dönmüyoruz demek adacığım. Teyzeciğim, enişteciğim, enişteciğim, enişte. Biz bu konuyu konuştuk daha önce, değil mi? Ben size söylemiştim. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ben kariyer yapacağım. Ben işime odaklanacağım. Ben böyle ceket giyeceğim, ben böyle ofislerde gezeceğim. Ne demek evlenmeyi düşünmüyorum ya? Ne demek evlenmek istemiyorum Ada? Aa, kariyer yapacağım diyor ya. Kim sokuyor bu kızın aklına bunları? Allah'ım ben neyin peşindeyim, neyin peşinde koşuyorum? Sen ne diyorsun adacığım? Ya nereden buna geldin? Ben niye zorla evlenmeyi bakıyorum? Ben niye zorla Bana bak kız. Senin bu Necmi Bey var ya. Ha, bizim apartman görevlisi ne olmuş? Enişteme damada selamlar demiş. Ne? Nasıl? Hayır yani Rüzgar'ı kastettiğini anladım ama neden damada selamlar dediğini anlayamadım. Damada. Müstakbel damat diye demiştir ya. Ha. Ha tabii, tabii öyle demiştir. Tabii başka ne olacak? Neyse ben şimdi adamla konuştum. Adamı bir güzel tembihledim. Bir daha rüzgardan kimseye bahsetmeyecek. Hallettim ben o işi. Teşekkür ederim, iyi yaptın. Şşş kız bana bak. Onu bunu boş ver de Burun'un hakkına Tuğçe tohumları ekebildin mi ha?
çok şey oldu teyze şey. Ya kadınlığın en önemli silahlarından biri daha işe yaramadı öyle mi? Vay anam vay be. Amma ve lakin. Bunu kalırsan. Amma senin bu yeğenin, şu yeğenin çok daha iyi bir şey buldu. Ne? Bora Bey ile Tuğçe birbirlerinin kim olduğunu bilmeden mesajlaşıyorlar. Yani Tuğçe biliyor aslında Bora Bey ile mesajlaştığını. Bora Bey bilmiyor Tuğçe ile mesajlaştığını. Ve mesajda da aslında yazan benim. He? Bir film vardı ya. Senin beğendiğin çocuk vardı böyle uzun boylu. Kirli sakallı esmer. Hoş evet. Heh. Orada gün böyle mesajlaşıyorlardı. Ay ay o film harikası. O film çok romantikti ya. Sevmiştim o filmi, güzeldi evet. Aynı o filmdeki gibi bu ikisi mesajlaşıyor şu an. Tek farkı mesajları yazan Tuğçe değil benim. Ha, yani Bora Bey'le mesajlaşan Tuğçe Hanım değil sensin. Yani teorik olarak öyle ama pratikte öyle değil. Zaten önemli olan buluştukları zaman Bora Bey'in o mesajları atanın Tuğçe olduğunu görüp anlaması. Peki bu durum senin hoşuna gitmiyordur umarım. Hı? Yoksa gidiyor mu? Yani Bora Bey'le mesajlaşmak. Hoşlanıyor musun sen bu durumda? Niye böyle şeyler söylüyorsun Allah aşkına? Aa, deme böyle şeyler. Burada önemli olan Bora Bey ile Tuğçe'nin mutluluğu. Onların vesilesiyle de benim mutluluğum. Heh, tamam. Hani iyi öyle olsun ama. Öyle zaten. Ama sen biliyor musun? Hani ablam seni evlendirmek istiyor ya. Aklındaki damat adayı kim? Kimmiş aklındaki damat adayı? Hadi bir sen tahmin et bir. Bilmiyorum. Hadi bir tahmin et. Etmem. Kız hadi bir tahmin et. Etmeyeceğim. Kız, yok. Ben söyleyeyim mi? Ha, söyle. Ha. Bora Bey. Bora Bey mi? Bora Bey. Benim patronum olan Bora Bey. Bora Bey. Ya bu teyzem niye böyle şeyler yapıyor? Yapmasın ya, yapmasın. Olmaz deseydin. Hiç olur mu öyle şey? Bora Bey ne alaka? Rüzgar var. Olur mu öyle şey? Allah'ım ya, bataklık gibi battık diye batıyorum, battık diye batıyorum. Bataklığa düştüm, çıkamıyorum. Hala söylemedin. Neyi pardon? Vizyonların nasıl avlandığını. Avcı olan sensin. Bakalım sen biliyor musun? Öyle ortaya mı salladın anlayalım. Ha, Bora Bey, kimle dans ediyorsunuz? Keskin bir bıçağa kan sürerler. Sapından toprağa gömerler. Vizyon bıçaktaki kanı yalarken dilini keser. Bir süre sonra kendi kanını yalamaya başlar ve ölür. Tuzakla ya da vurarak yakalasalar kürkü zarar görür. Allah da bunu yapanların cezasını versin. Oysa deniz kabuklarından kolye yapmak hiç de vahşice değil. Deniz kabukları yenmez. Boynunda güzel bir kolyeyle açlıktan ölmek ister misin? Bu haklı gerekçeni Vizyon'un yavrularına söylemek ister misin? Ne oluyor kız? Bastım işte var ya. Ay adamcağız benim o halde görünce. İnmeye inecekti. Ay ayaklarıma baktı. Ters mi diye. Ay maske. Çok haklı. O kadar haklı ki. O kadar kötü gözüküyorsun ki. Ben nasıl gözüküyorum? Sen iyisin kanka. Eminim. Sen ne yapıyorsun? Şey. Bora Bey'e yazdım da onunla konuşuyorduk. Davet etti miydi Aykadın'ı yemeğe? Daha o aşamaya gelemedim. Ama geleceğim.
Geleceğim değil mi? Dur dur, bir yolunu bulacağız. Her şey bitmedikçe bir şey bitmiş sayılmaz. Aynen kanki. Ay tövbe tövbe. Aşk kendi seçer.